Böyle bir devasa uzay kainat ve evren içerisinde sadece zeki yaşam formu olarak bizler mi varız? Diyor ki İbn Arabi, hakikat arzında bizim dünyamıza benzer dünyalar gezdi. Onların dünyasında zamansal olarak bir gün, bizim dünyamıza göre pek çok seneydi. İşlerinden bazıları binaları düşünce gücüyle inşa ediyor, insan gözünü aciz bırakacak kadar süratliydi. İbnül Arabi, Fütuhat-ı Mekki'ye birinci ciltte anlatıyor. Benim az önce okuduklarım. Ara abi 850 yıl önce yazmış bunları. 850 yıl. 1980'li yıllarda araştırma yapan bir ekip uzayda karanlık boşluklar fark etti. Karanlığa gömülmüş, gelişmiş Aynen. bir medeniyet. Olabilir mi Olabilir acaba mi? sizin saymakta olduklarınızdan bilmiyorum. Bizim katımızda bir gün günlük. gibidir. Temas ettiğimizi düşünüyor musunuz? Tarihsel metinlere baktığımız zaman bence buna dair izler var. 300 milyon ışıkla uzaklıktaki bir uyguların bize ulaşması normalde baktığımız zaman fizik kurallarına göre imkansız. Mümkün değil, imkansız. Ama kuantum üzerinden bakarsak işte de imkansız değil. Bu dünya gezegeninde gelip bir medeniyet kurmuş olabilirler Aslında Esrar Havası tam da bu konu üzerine yazmıştı. Efendim merhabalar merakla beklediğinizi düşündüğüm İsmail Bartak'la söyleşimizin ikinci bölümündeyiz. Başlarken şu güzel kitabı bir kere daha göstermek isterim sizlere okusunlar niye okusunlar İsmail Bey? E, merak duygusunu tatmin etmek için diye. O sorduğumuz sorulara evet. yanıt veriyor hepimizin merak ettiği gizemli taraflara cevaplarını bulamadıklarımıza bir yol açıyor diye düşünüyorum. Okuyun okuturun ne olur kütüphanenizde bulunsun hepinizin okumasını şiddetle öneririm. Şimdi ikinci bölümde biraz kainatı konuşacağız dedik. İbn Arabi'nin bir metnini ben izleyicilerimize okuyarak başlayayım. Siz de gerisini getireceksiniz. Yine burada da görsellerimiz olacak bu bölümde. Diyor ki İbn Arabi, hakikat arzında bizim dünyamıza benzer dünyalar gezdim. Bu dünyalar arasında bütünüyle mis kokan bir yer gördüm. Onların dünyasında zamansal olarak bir gün bizim dünyamıza göre pek çok seneydi. Onlardaki zaman kavramı çok farklıydı. Burada hemen bir parantez açmış İsmail Bey. Einstein'ın izafiyet teorisine bir gidin diyor bize. Devam ediyor İbn Arabi. Hakikat arzları içinde başka başka arzlara da gittim ki onların ahalisinin görünümü bütünüyle gümüş rengiydi diyor. Gezdiğim arzlar içinde bana göre en güzel olan arz zaferan arzıydı. Bu arzın ahalisi bizlere karşı çok güler yüzlü ve sevecendi. Oranın yiyeceklerin özelliği herhangi bir ağacın meyvesini kopardığında yerine hemen yenisinin çıkmasıydı. İşlerinden bazıları binaları düşünce gücüyle inşa ediyor, bazıları tıpkı bizim dünyamızdaki gibi araçlar kullanıyordu. Bu arzın ahalisi bitki gibi yerden bitiyordu. Onların cinsel birleşmelerinden çocuk doğmuyordu. Binekleri karadan, denizden ve havadan olmak üzere sürücünün istediği gibi hareket edebiliyor oluşuydu. Bu bineklerin hızlarıysa insan gözünü aciz bırakacak kadar süratliydi. Orada dünyamızdaki renklere hiç benzemeyen renkler gördüm. Altından ve gümüşten çok daha kıymetli madenler gördüm. Orada gördüğüm en garip şeylerden biri havaya benzeyen ama aslında hava olmayan cisimlerin varlığıydı. İbnül Arabi, fütuhat Mekki'ye birinci ciltte anlatıyor benim az önce okuduklarım. Tüylerim böyle diken diken. Şimdi hiç bilmeyenler yeni başlayanlar için. İbni Arabi'ye bunları yazdıran neydi biraz öyle. Başlayalım. Sonrasında kainatın evrenin sırlarına doğru yol alalım. Baktığımızda aslında her bir satır e, Arabi'nin söylemiş olduğu, yazmış olduğu her bir satır aslında baktığımız zaman üzerine saatlerce konuşuyor. Ansiklopedi yazılır. Kesinlikle. E, şimdi... E, parantez içinde şöyle bir konuya girmek istiyorum ben İbn Arabi üzerinde. Şu anda günümüzde biliyorsunuz antik astronotlar teorisi var. Antik uzaylılar. Yani geçmişte insan olduğunu ziyaret edip insanoğluyla etkileşime geçmiş hı hı. astronotlar üst düzey uygarlıktan başka yıldız sistemlerinden geldiği söylenen varlıklar üzerine çeşitli teoriler var. Bunların başına tabi efsanelerle ve mitolojilerle harmanlayarak semavi kitapları da işin içine katarak yazan çok meşhur yazarlar var. Duncan gibi, Tanrıların <laughs> Arabaları <aramızın gülüyor> gibi, Zekeriya Sittin gibi. Şimdi bu yazarların da tabii ki e, takipçileri var. Ülkemizde e, bu noktada bu yazarlarımızın yolundan giden e, çok değerli arkadaşlarımız var. Şimdi bu konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde hiçbirisi ne Duncan ne Sittin Arabi'nin tırnağı bile olamaz bence. Yaklaşamıyorlar yanına. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynı yani yani fikirdeyim. Şimdi, Arabi e, 850 yıl önce yazmış bunları. 850 yıl. Şimdi buna hayal kurmuş diyebilirsiniz. Uçmuş diyebilirsiniz. Ama 850 yıl önce yazılan bir metinde. Bugünkü teknolojik baktığımız zaman... Araçlara çok benzeyen tanımlar görüyorsunuz. Yani... Farklı tamam, yaratılışlardan bahsediyor. Gümüş renkli diyor. Evet. Bir anda anda bahsediyor. yaratılabilen şeylerden söz ediyor. Bu man başka bize bir e, vizyon veriyor aslında. Müthiş bir bakış açısı veriyor. Şimdi e, duruma bu, bu açıdan baktığımız zaman... E, aslında... Dünya bilim tarihinde çok fazla konuşulan bir soru üzerine düşünebiliriz. Birazcık bu konu üzerine de konuşabiliriz. E, diyor ki, e, bir önceki programda da bahsetmiştik biliyorsunuz. Bir bilim insanımız vardı. Demişti ki, herkes nerede? nerede? Böyle bir devasa uzay, kainat ve evren içerisinde sadece zeki yaşam formu olarak bizler mi varız, insanlar mı varız? Bu çok saçma olurdu çünkü. Böyle bir soru çok önemli bir soru. Bu soru üzerinden bir ölçeklendirme yapan bir bilim insanı kardeşi diyor ki evrende eğer gelişmiş bir medeniyet varsa biz bu medeniyetin izlerini ancak enerjinin izini sürerek bulabiliriz. Çok güzel mantıklı bir çıkarım. Çünkü normalde biz tarihe baktığımız zaman yakın tarihimizde dünya siyaset tarihinde biz dünya üzerinden konuştuğumuzda bile Dünyadaki en büyük süper güçlerin alametleri nedir diye sorduğumuzda enerjiye olan bağımlılıklarını söyleriz değil mi? Petrol, doğalgaz değil mi? Hatta hatta şunu da söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı. Dünyada savaşların sebebi evet, yahu. Evet, evet, evet. Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? Enerji, ham madde, arayışı yüzünden çıktı. İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya. E niçin Neyin, bu neyin peşindeydi? Koşuyor. Enerji peşindeydi. Çünkü üretim için enerji gerekiyor. Tamam. Enerji için de ham madde gerekiyor ve kaynak gerekiyor. İşte bu mantık üzerinden düşünecek olursak eğer kardeş diyor ki eğer biz uzayda başka bir gelişmiş medeniyetin izini aramak istiyorsak bakmamız gereken ilk şey tıpkı o dünya savaşına sebep olan süper güçler gibi enerji, enerji, peşinde koşan bir medeniyet olmalı. Peki bu medeniyetin en basit ölçeklendirmeyle sınıflamasını nasıl yapabiliriz? Üst tip sınıflama yapmış kardeşi. Birinci tip medeniyet, ikinci tip medeniyet, üçüncü tip medeniyet. Birinci tip medeniyet fosil bazlı yakıtlardan artık kurtulmuş, kendi enerjisini üretebilen, yani doğayı kirletmeden kendi kendine yete yetebilen bir medeniyetten bahsediyor. Kardeşi birinci tip medeniyette. Peki şu an biz dünya gezegeni olarak birinci tip medeniyet seviyesine uygun muyuz acaba? Hayır. Biz hala fosil bazlı yakıtlar tüketiyoruz. Kendi kendimize yetemiyoruz. Hatta doğayı kirletiyoruz. Değil mi? Şimdi bakıyoruz ikinci tip medeniyet olarak çok ilginç kardeş diyor ki kendi yıldızının gücünü ve enerjisini sömürebilecek bir teknolojiye sahip medeniyet seviyesinden bahsediyor. Bunun için de Dyson küresi olarak daha sonraki bir bilim insanının önerisiyle ve e, öngörüsüyle bence müthiş bir öngörü. Bu Star Wars şimdilerinde değiştirilmişti zaten. Hı hı hı. Dyson küresi fenomeni. Nedir bu? Verelim Hemen ekrana? Bir, e, ekrandan. Ekrandan Bir numaralı görseli ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Bu küre bize ne anlatıyor? Şimdi bu gördüğümüz küre tabii ki e, bu bir hayal ürünü. Onu söyleyeyim. Aha, yani aha, böyle aha. bir küre yok. Tabii tabii. Fakat sadece bir e, akıl yürütmeyle, bir mantık yürütmeyle, geçmiş dönem e, bilim insanlarının yapmış olduğu bir öngörüyle gelişmiş bir medeniyetin izlerini sürmek için e, karşımıza ne çıkabilir? İşte Dyson küresi çıkabilir. Nedir Dyson küresi? Normalde biliyorsunuz biz şu anda e, güneş enerjisini dünyada kullanıyoruz değil mi? Yani paneller kuruyoruz. Aha güneş enerjisini kullanmak bir medeniyetin göstergesi olarak görülüyor. Hatta bizim ülkemizde bile eleştiriler var. Niçin güneş enerjisini yeteri kadar kullanmıyoruz? Çünkü bizim e, coğrafi olarak bizim coğrafyamıza güneş ışınları geliyor, bizi ısıtıyor, akşam oluyor gidiyor. Fakat işte bu ışık aslında aynı zamanda bir enerji. Yani enerji israf oluyor. Biz bu enerji niye kullanmıyoruz kardeşim diye bir soru var. İşte Dyson diyor ki bu küre yıldızın Enerjisini israf etmeden tamamını kullanmak için tasarlanmış bir küre. Ve bu küreyle o uygarlık üst düzey teknolojikte, teknoloji seviyesinde üretimini destekleyebilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi kullanıyor bu küre sayesinde. Yıldızının kendi tabi olduğu, tıpkı bizim güneşimiz de <laughs> biliyorsunuz bir yıldız. Tıpkı bizim güneşimiz gibi kendi tabi olduğu yıldızının enerjisini bu küredeki paneller sayesinde kontrol ediyor, alıyor, yutuyor ve üretimde kullanıyor. Enerji muazzam bir... level bir... yani evet, bahsedilen... Zaten aslında her bir yıldız aslında bir nükleer bir reaktör gibi aslında çalışıyor. Normalde bugünkü <laughs> nükleer enerjinin temelinde ve bu yıldız sistemindeki enerjiler vardır yani bu nokta. Hidrojen bazlı olarak söylüyorum. Çok çok önemlidir. Şimdi yıldızdan çıkan ışığı hapsettiğiniz zaman ne oluyor sizin? Yıldızınız dışarıya ışık vermiyor. O zaman siz dışarıdan sizi izleyen bir insan için karanlıkta kalmış oluyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Şu anda oturduğumuz bu ortamda... Işıkları Işıkların kapatsak, etrafını kapatsak onların enerjisini sömüreceğiz diye dışarıdan bakanlar bizi göremezler göremez. değil mi? Burası karanlık olur. Şimdi lütfen sıradaki görsele geçelim. İki numaralı görseli ekrana verelim arkadaşlar. Birbiriyle bağlantılı mı o evet, anlatacaklarınız? Evet İki numaralı görseli ekrana verelim. Şimdi 1980'li yıllarda araştırma yapan bir ekip uzayda karanlık boşluklar fark etti. Şimdi gördüğünüz <laughs> temsili bir resim e, tam olarak e, çoban boşluğu değil e, insanlar uh -huh. bizi izleyenler daha rahat anlasınlar diye bu görseli kullanıyorum. Şimdi çoban boşluğu diye bir boşluk devasa bir boşluk 300 milyon ışık yılı genişlikte bir boşluktan bir karanlıktan bahsediyoruz. Şimdi, uzayın içerisinde Big Bang'den bu yana 13.7 milyar yıldır uh -huh. bugüne kadar büyük bir patlama ve tabii bir patlama konusu farklı da e, tanımlanabilir ama müthiş bir genişleme var. Yıldızlar, galaksiler genişliyor. Şöyle düşünelim. Elimizdeki bardağı düşünelim. Masaya dökelim. Bardaktaki su hacmi boyunca yayılmaya başlayacaktır. Ama bardaktan su akarken masanın belli yerlerinde boşluk kaldığını düşünün. Akış yolunda. Birazcık acayip olur değil mi yani? Bu bardaktaki su neden burayı es geçti, yandan dolandı ve böyle gitti? İşte bu boşluklar da, uzaydaki boşluklar da böyle. Yıldızlar saçılıyor. Aa bir bakıyoruz. Orada bir boşluk var. Kim var o boşlukta? sorusunu sormak herhalde. Bu Dyson bizim. küresiyle ile ilintilendirdiğimizde karanlığa gömülmüş gelişmiş Aynen. bir medeniyet olabilir mi olabilir acaba? Mi? diyoruz. Yine kesin konuşmuyoruz tabii bu bir yorum. Tabii grup. tabii biz evet. burada. Aynen. bir beyin fırtınası fırtına fırtına yutuyoruz yani. Şimdi baktığımız zaman bu karanlığın içerisinde aslında hiç de öyle sanıldığı gibi boşluk yok. Aslında içinde bazı galaksiler var. Eğer bazı galaksiler var. Belki de Dyson küresi ve Kardashev ölçeği üzerinden düşünürsek Oradaki bir medeniyet Dyson küresinden çok daha gelişmiş bir sistemle çevresindeki yıldız sistemlerini işgal etti, sömürmeye başladı ve hepsinin etrafını kapattı. Çünkü ışık enerji demek, enerjinin kesinlikle israf olmaması gerekiyor ve hepsinin etrafına kurmuş olduğu panellerle belki de belki de bu enerjiyi sömürdüğü için biz orayı göremiyoruz. Şimdi bu boşluk e, az önce de söyledim. Bu fotoğraf temsili bir fotoğraf. <laughs> Burası çoban boşluğu değil. Sadece izleyenlerimiz <laughs> anlasın diye bu, bu görseli kullanıyorum. Normalde çoban boşluğu bir ucundan bir ucuna 300 milyon ışık yılı uzaklıkta Şimdi bu uzaklığı ve büyüklüğü algılayabilmek için şöyle bir örnek verelim. Dünyadan bir örnek evet, verirsek. dünyadan bir örnek verelim. Şimdi dünyamızın ekvator çizgisinin genişliğinden bahsedelim ya da çapından bahsedelim. Dünyamızın çapı 12 bin küsur kilometre. 12 bin küsur kilometre. Işık hızının saniyede almış olduğu mesafe 300 bin kilometre yaklaşıyor. Yani ışık bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Bu hızla 300 milyon yılda giderek ancak bir ucundan bir ucuna ulaşabiliyor. Bu kadar korkunç, korkunç bir büyüklük uzaklık. Korkunç bir. Ekvator çizgisi 40 bin küşür kilometre. Yani bir saniyede siz kaç defa dolanırsınız Saniyede 300 bin kilometrelik hızlı bir araçla. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte böyle korkunç bir büyüklük, böyle devasa bir yapı. Bunun içerisinde sınırsız bir galaksi var, farklı teoriler var. E, bu boşluğun içinde ne olduğuna dair tartışmalar açık bir konu. Biz de sadece bir yorum yapıyoruz. Acaba burada zeki bir medeniyet olabilir mi kardeşe ölçeğine göre? İbni Arabi'nin de metinlerine yansımış bu ifadeler. Evet. Ya yani birbiriyle örtüşüyor baktığınız zaman. Kesinlikle. Bizim bilmediğimiz ha izleyici bu noktada şunu merak edebilir. İbni Arabi bunları nereden biliyor? Bir astral seyahate mi çıktı? <laughs> zamanda yolculuk mu yapıyor? Ne yapıyor? Yani nasıl bilebilir? Evet. Bunlar sıradan ifadeler hakikaten değil. Ve bilimin geldiği teknolojik keşiflerin o teleskopların gidebildiği görebildiği yerleri de azıcık düşündüğümüzde imkansız değil ya bunlar. Kesinlikle Yok değil. diyemiyoruz yani. Diyemiyoruz yani şöyle denilebilir belki bugün ışıktan daha hızlı giden evrende biz daha üst düzey bir hız birimi bilmiyoruz. Yani uzayda evet. ışıktan daha hızlı giden evet. bir yok. Ama şimdi baktığımız zaman çoban boşluğu bize çok uzak. Yani çok çok uzak. Evet yaklaşık olarak 300 milyon yıllık bir <laughs> ışık hızıyla bahsediyorum. Bir mesafeden bahsediliyor. Şimdi 300 milyon ışık yılı. Siz ışık hızına sahip bir araca binseniz bile 300 milyon yılda ancak dünyaya gelebilirsiniz. Fakat burada acaba bu medeniyet uzay zamanı bükebilecek bir teknolojiye sahip. Şimdi bu da var. Eğer siz uzay zamanı bükebilecek bir güce sahipseniz sizin için mesafelerin zamanı bakın zamanı bükmekten bahsediyoruz. Zamanı büken bir medeniyet için zaman nedir ki? Zaman, zaman sadece bize zaman, ait benim, bir ifade mi? Ondan bile emin değiliz. hani. Bu dünyaya ait bir terminoloji. Kesinlikle. Zaman belki de. Kesinlikle. Ki şimdi yani bilenler diyecek ki evet vardı böyle öyle yani. Nesi evet, evet. bunun tuhaf diyebilir çünkü Einstein bundan bahsediyor. Einstein bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili ifadeler bildiğim kadarıyla sizin saymakta olduklarınızdan yıl Bizim katımızda bir, bir gün, gün gibidir. gibidir. Yani Hatta, zaman bize özel tasarlanmış. Şimdi. Bir şey. Ama orada nasıl bir zaman var? Zaman var mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yine koca bir bilinmezlik. Peki yüzümüzde. bu boşluk sadece e, çoban boşluğu mu? Hayır. Bundan çok daha büyük boşluklar var. Yani bu yorumla bu mantık yürütmeye gidersek belki bu medeniyetten çok daha büyük medeniyetler de olabilir. Bir de KBC boşluğuna bakalım isterseniz. Son görselimizi bir ekrana verelim arkadaşlar. 3 numaralı görsel. Bakalım buradan bize ne anlatacak? Evet burası da az önce göstermiş olduğumuz çoban boşluğundan çok daha büyük bir boşluğu. Yine temsili bir görüntü. Burada da bir karanlık var. Burada da bir gizem var. Burada da bir muamma var. Acaba bu boşluğun içerisinde neler var? Bunu da bilmiyoruz. Ama Dyson küresi üzerinden düşündüğümüzde, kardeş ev ölçü üzerinden düşündüğümüzde, yani yüksek medeniyetlere sahip bir zeki yaşam formunun enerjiyi hapsetmesi, o yıldızının ...ışığını kapatması demek oluyordu. E, yıldızın ışığı kapanırsa ne oluyordu? Karanlıkta kalınıyordu kalıyordu. Yani dışarıdan bakanlar göremiyordu. İşte acaba, acaba, acaba özellikle kullanıyorum. Çünkü kesin konuşmak istemiyorum. Hiç kimse kesin konuşmamanın bilmediği konular üzerine. Acaba burada zeki bir yaşam formuna Hayır, bir iz, iz, iz mi vardı? Ya Nasıl bir başlamıştık vardı? hatırlayın. Dünyadaki daha doğrusu kainattaki tek yaratılmış zeki form biz olamayız. Peki insanlık bizim bu gezegenimiz dünya ve bizim ulaşabileceğimiz noktalarda da biz yine kendimizi aşacak mıyız? İsmail Bey baktığımız Şimdi, zaman medeniyetlerin ilerleyişine. Astronomi işine... üzerinden baktığımız zaman, astronomi üzerinden baktığımız zaman bizim uzay çalışmalarımız yani dünya uygarlığı olarak baktığımız zaman daha henüz çok yeni. Bebek 60 yıllık yani çok yeni daha yeni 1969 daha aya çıkıldı biliyorsunuz. Bu noktada yapılan çalışmalarda şu anda biliyorsunuz 2030'lara doğru Mars'a insanlı araç gönderme noktasında çalışmalar var. Şimdi biz daha kendi güneş sistemimizin dışına çıkamıyoruz. Bizim güneş sistemimize en yakın bir başka yıldız sistemini düşünelim. Ona bizim mesafemiz 4,5 yıl. Yani 4,5 ışık yılı diyelim. 4,5 ışık yılı. 4,5 yılda gidiyoruz. Ya, evet gidiyoruz ama ışık hızına sahipse. Işık hızına sahipse. Yani özellikle Aha. böyle bir parantezinde söyleyelim. Işık hızına sahip değiliz biz şu anda. Ama vele ki ışık hızına yakın bir aracımız oldu. Işık hızında bizim o yıldıza gitmemiz yani bizim güneşimize en yakın yıldıza gitmemiz 4,5 sene sürüyor. Onun da etrafında gezegenler var. Eğer varsa bir gelişmiş yukarılık izlerini şu an için henüz göremedik. Orada herhalde tanışmamız mümkün olacaktır. Gelecekte belki. Temas ettiğimizi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle e, tarihsel metinlere baktığımız zaman bence buna dair izler var. Mesela mesela Tevrat'ın e, yanlış hatırlamıyorsam e, Hezekiel bölümü olması lazım. Burada e, bir bir nevi bir karşılaştırmadan bir bir karşılaşmadan ve bir, bir temastan bahsediliyor gibi sanki. Hatta çok bilinir konuyla ilgilenenler bilir konuyu. Hezekiel peygamber bir olaydan bahsediyor. Gökyüzünden ateşler içinde bir araç indiğini. Tevrat'ta anlatılıyor bu. Bu aracın içinden insana benzeyen varlıklar indiğini ve kendisiyle görüştüğünü. Hezekiel onlara tanrı diyor. Ve e, kendisine bir, bir takım mesajlar verdiğinden bahsediyor. Tevrat'ta geçen bir bölüm bu. Ve bunun çok benzerleri Biliyorsunuz antik tabletlerde de var. Sümer tabletlerinde de var. Zaten fenomeni de böyle çıktı biliyorsunuz. Yani zekeriya, sitçinler, e, danıkınlar vesaire falan filan. Ama onlardan yüzyıllar önce bizim Arabi'yi almıştım. Ara. Yani tarihteki metinlerde bunu, bunu bize işaret edecek birçok şey var. Şu olabilir şey var. mi? Kuantum fizik alanındaki keşifler ve orada da o akıl almaz e, durumlar, bize fenomen gibi bir takım fenomen gibi gelen şeylerin kuantum fizikle olabilirliğinin Bence kanıtlanmış olması size ne düşündürüyor? Ya şimdi kuantum meselesi gerçekten çok ilginç. Biliyorsunuz kuantum e, boyutuna baktığımız zaman fizik, fizik kurallarının da dışına çıkmış oluyoruz. Evet. Yani e, Einstein biliyorsunuz sarsmıştı. Özellikle Newton fiziğinin bazı hataları olduğunu evet, görmüştük. Evet. Hı -hı. Ve bu noktada baktığımızda zamanda bile yolculuk yapabilmenin bir nevi yeterli teknolojiye eğer müsaade ederse mümkün olabileceğinden bahsetmişti Einstein'ın izafiyet teorisi. Şimdi kuantum üzerinden baktığımızda ise biliyorsunuz çift yarık deneyi diye bir şey var. Ya akıl alır gibi bir şey değil yani inanılmaz bir şey. En yalın belki şimdi izleyicilerimiz izlemeyenler için o deneyin nasıl yapıldığına dair videolar servis edildi insanlar anlattı. Evet. Ama en yalın haliyle söylersek atom altı parçacıklar izlendiğinde daha doğrusu izlendiğini fark ettiğinde farklı hareketler, farklı hareketler yapıyor farklı davranıyor bir gözlemci etkisi var. Şimdi daha da belki basit şöyle söyleyebiliriz. Fizik boyutundan baktığımızda atom altı parçacıklar <laughs> fizik kurallarına aykırı işler yapıyorlar. Yani evet. Evet yani en basit böyle söyleyelim aslında. Bu noktada Bu diyorsun. Evet. Hayır diyor. Ben böyle davranıyorum diyor. Kuantum ve Bilim adamlarını bilim dünyasını şaşkına çeviren bir deney. Kesinlikle. Şey, yani kuantumun bize gösterdiği şey şu. Her şey mümkün. Yani bugün bize en saçma gelecek herhangi bir fenomen bile kuantuma göre mümkün olabilir. İlginç. Yani bu tabii üzerine hala çok yeni bir alan. Bu kuantum üzerine yapılan çalışmalar baktığımız zaman hani bize bir noktada kesin bir şeyler söyleyebilmemiz mümkün kılmıyor. Hı hı hı. Ama mesela bu dolanıklık üzerine de biliyorsunuz çok önemli bir e, geçmişte hatta ödül de alındı. E, İsviçre'de Nobel hı hı, hı hı. ödülü. Bu kuantum üzerine verilmişti. O yüzden çok yeni bir alan. Bu nokta üzerine yapılan çalışmalar bizi nereye götürecek? Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Yani e Az önce konuştuğumuz gibi şimdi biz ne, ne biliyoruz evrendeki en hızlı durum ışık hızı değil evet. mi? Ama atom altı parçacıklar bu deneyden da, yola da, çıkarsak yani. ışık hızından daha hızlı haberleşiyor. Evet, evet. Daha da hızlısı var anlamına geliyor. E bu da bizi az önce konuştuğumuz mevzuya getiriyor aslında. Hı -hı. 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir uygarlığın Heh. bize ulaşması normalde baktığımız zaman fizik kurallarına göre imkansız. Mümkün değil, imkansız. Ama kuantum üzerinden bakarsak işte de imkansız değil. Belki işte bizim e, bu dünya medeniyeti de bu keşiflerle belki aşacak, yeni bir seviyeye çıkacak. Bunların hiçbirinin cevabını henüz bilmiyoruz. İsmail uçuk mu konuşuyorum? Ya aslında aslında <laughs> yani insanlar uçuk gelebilir ama bu bugün benim dünyasını konuştuğu e, konular bu başlık <laughs> baktığımız zaman yani söründe yapılanlar Allah aşkına yani e, baktığımız olur zaman geliş evet, yani akıllı gibi değil. E, şimdi biz tüm bu e, bulgular üzerinden farklı disiplinleri de okumalıyız. Yani sadece bir tarihçi tarih okumamalı. Bir fizikçi sadece fizik okumamalı. Yani bir doktor sadece tıpla ilgilenmemeli. Biz eğer kendimizi geliştirmek istiyorsak, medeniyetin gelişmesine katkı sağlamak istiyorsak <laughs> hem tarih okumalı hem arkeoloji hem antropoloji hem fizik hem kimya, hem matematik hem astronomi bunların hepsini bütün disiplinlerin olarak. iç içe geçtiği bir çağdayız bence kesinlikle, kesinlikle. bunları parçalara ayırmak doğruya erişmemizin önüne geçecek gibi duruyor keza kesinlikle. siz araştırmalarınızı çok boyutlu yapıyorsunuz böyle baktığımızda bu bilmediğimiz galaksilerdeki e, insandan gayrı yaratılmışlar varlıklar adına ne dersek artık e, bu dünya gezegeninde gelip bir medeniyet kurmuş olabilirler mi? Aslında Esra tam da bu konu üzerine yazmıştım. E, Ferda Hanım. Esra özellikle son bölümünde. bu konu Biraz da soruyorum kişisel, ben de. <laughs> yorumlarımı paylaşmıştım aslında. Bence e, böyle bir şey mümkün olabilir. Eğer varsa bir zeki yaşam formu. Yani kalkıp da C biz geldik diyecek halleri yok. Aramıza karışabilirler. Bizimle beraber yaşayabilirler. Ve bizim ruhumuz bile duymaz. Bu noktada baktığımızda belki de her birimiz bu noktada onlarla iç içe yaşıyoruz. Fakat tanımıyoruz, bilmiyoruz. Hatta belki de kendileri bile artık bunun farkında değiller. Şimdi baktığımız zaman az önce bahsetmiş olduğumuz mitolojik hikayelerde ne demiştik? Tanrılarla insanlar bir dönem destanlara göre bir arada yaşıyorlardı. Beraber yaşıyorlardı. Antik Yunan mitolojisinde Tanrılar Kralı Zeus insanlarla evleniyordu. Onlardan melez çocuk. E her e bakalım. Her bir melez çocuğudur. Mitolojiye göre. Baktığımız zaman. Ve bu çocukta olağanüstü güçler var. Onun destanları anlatılıyor. İlginç bir şey. Bu sorunuza bağlayacağım bu konuyu. Truva Savaşı'na bakıyoruz. Truva Savaşı'nda Truva önlerine gelen hı hı. ordunun içinde kim var? Herkül'ün torununun torunu var. Şimdi destana baktığımız zaman destan oraya katılan savaşçıların soylarını neseplerini anlatıyor. Diyor ki falan tanrının soyundan gelen falan falan bu savaşta elini aldı. Herkül'ün soyundan gelen onun oğlunun, oğlunun 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 oğlu. Bu savaşa geldi, yerini aldı. Savaş başlıyor. Destana göre yani bunu e, izleyicilerimiz okuyabilirler. Tamam hani bu destandır, mitolojidir, efsanedir ama bir de bu gözle baksınlar bakalım. İlyada da destanını alsınlar. Turba Savaşı'na giden savaşçıların nesillerine soyulana evet. baksınlar. Evet. Kitapta anlatmış. Çok ilginç. Farklı bir açıla bakarsak ilginç bir fotoğraf çıkıyor önümüze. Tanrılar dağa inen bir avaçla bir nevi bu savaşı takip ediyorlar. Şimdi tanrılar bu savaşı izlerken kendi aralarına bir karar alıyorlar. Biz bu savaşa katılmayacağız, tarafsız kalacağız. Ama tarafsız kalabiliyorlar mı? Kalamıyorlar. Neden? Çünkü orada çocukları savaşıyor. Çocukları savaşırken o tanrılardan bir tanesi, şimdi isim vermeyeceğim, kendi soyundan gelen bir savaşçıyı görüyor, ölmek üzere. Hemen aşağıya iniyor, araya giriyor. Yani bir nevi okulda dayak yiyen yani çocuğunun dayak yemesini önlemek için araya giren bir anne gibi düşünün. Araya giriyor, çocuğunu kurtarıyor. Ve bir uçan araç geliyor, onları oradan alıyor ve hastaneye götürüyor. <laughs> çok ilginç. Bu noktada eğer bu açıdan bakarsanız çok ilginç anıtlar çıkarsa. Ya tabii mitolojiye sadece mitoloji, masal, destan. Ya bu kafayla bakarsanız zaten bir yere gidemeyiz. Ama bizim yayından önce sohbetimizde İsmail Bey çok önemli bir şey söyledi. Şimdi bu dünyanın geçirdiği, bu gezegenin geçirdiği devinimleri bir düşünsenize. Bir zamanlar bizim şu an kıtalara ayrılmış halimiz kıta bile değildi. Hepsi birleşikti. Şimdi bir şeyler yaşanmışsa bile diyor İsmail Bey günümüze kadar gelip onu bizim bulabilme ihtimalimiz yok diyor. Ne kadar şöyle geriye düşün. gidemeyiz demiştiniz. Yani şimdi şöyle düşünelim 10 milyon yıl öncesine gidin Anadolu diye bir yer yok. Evet. Burada bir deniz var. Evet. E Tetis Denizi hatta bir okyanusun parçasıydı daha önce ve e Anadolu diye bir coğrafya yok. 10 milyon yıl önce. Şimdi bakıyorsunuz dünya büyük bir kıtaydı. Sonra parçalar ayrıldı. Sonra tekrardan birleşecek. Yani bir nevi biçer döver gibi. Üzerinde böyle de yani kalmayacak şimdi... yani. Onu tabii, bilin tabii, de. Tabii tabii. Şimdi bu az önce aslında bu konuya bu yüzden girdik. Yani farklı alanlara biraz bakmak lazım. Ve jeolojiye de bakmak lazım ki tarih yorumlarken buna veriyorum. Şimdi şöyle bir soru geliyor. Kardeşim böyle medeniyetler varsa bize niçin izi ulaşmamış? E Bu, bu arkadaş birazcık jeoloji okusa, jeoloji alanına baksa bunun neden bize ulaşmadığını çok rahatlıkla göreceğiz. 1 edecek. milyon yıl önce yaşayan bir uygarlığın bize mesela günümüze ulaşma ihtimali var mı? 1 milyon mı? yıl ulaşır da yani mesela Kaç 10 milyon yıl, 15 milyon ha, yıl, 20 ulaşmaz. milyon yıl, 30 milyon yıl mümkün değil. Çünkü karalar e, şimdi yeryüzü hareket ettiği hı hı. için bir çerbe var gibi üzerindeki her şeyi yok ediyor. Yani e, çok büyük böyle şanslı bir kazıya denk geleceksiniz de. Mesela az önce konuştuğumuz kazılar. Bunlar da baktığımız zaman hani gerçekten e, çok nadide eserler. Başka örnekleri yok. Aslan adam örneği. Evet konuştuğumuz konular üzerinden baktığımızda 14 bin yıllık oyuncak baktığımız zaman. işte konu, elimizde, kalanlar evet, elimizde kalanlar çok sınırlı. Çok var sınırlı. ama çok sınırlı. Çok sınırlı ve bunların da baktığımız zaman sınırlı olmasının sebebi yeryüzünün hareketleri zaten. Sorunuzun cevabı da bu da gizli. Şimdi sona yaklaşırken bir özet yapmamız gerekiyor. İki bölümü de içine dahil edecek şekilde bu bölümü izliyor. İlk bölüme hiç bakmadıysanız lütfen gidin izleyin. İnanılmaz bir bölümdü. Özette baktığımızda bir kendi e, dünyamız ve kayıp tarihimizi göz önünde bulundurduğumuzda e, tek insan, tek yaratılmış sen değilsin dedik. Evet. Çünkü başka e, insanımsı mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Bunu kür... da e, az önce efsanelerden yola çıkarak değil, antropoloji ve arkeoloji verilerinden yola çıkarak bu cümleyi kurduk. yani. Hatta evet. e, iki tür birleşmiş, e, Avrupa'da özellikle yüzde dört. Ne yandan e, Evet insan yani bizim türümüzde homo sapiense dair yüzde dört olmayan bir bulguya rastlanmış. Neandertal DNA'sı var. Evet. Ee, i̇kincisinde biraz daha ikinci bölümde sınırlarımızı genişlettik. Kainata gittik. Evet. İbn Arabi'nin bir metnini okuyarak başladık. Ve o metinde söylenenlerin mümkün olabileceğinde e, görseller üzerinden ve anlatımıyla bize biraz kanıtladı aslında İsmail Bey. İnanmak artık inanmamak size kalmış. Kendi araştırmanızı da yapabilirsiniz. Tabii. Biz bu yayınlarla aslında bir nevi yol açıyoruz. E tabii bir işaret bir şey gibi bir nevi. Onun şuna sahip onlar aslında. İkinci bölümün özetinde de şu denilebilir yani bu kadar geniş bir e, uzayda sen nasıl tek gezegen, tek e, zeki yaşam formu olduğunu düşünürsün İnanılmaz bir genişlik var e, başka başka galaksiler bizim ulaşamadığımız, erişemediğimiz uzaklıklarda. E belli ki ne tek insan türüyüz, ne tek Peki, gelişmiş efendim. yaşam formuyuz, ne tek gezegeniz. Kesinlikle. Yani insanın beynini yakan sorularla programı tamamlıyorum. İlk bölüme dair ve ikinci bölüme dair sizin kendi tezlerinizi almadım ama. Bir benim kendi tezim kitabımın aslında. Hı, hı Evet, Esrar havas da var. Hı hı. E, genelde eee Esrar havas e, e, kitabının ismine takılanlar var. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Havastan dolayı kitabı büyük kitabı falan zanneden <laughs> arkadaşlar olmuş. Hayır, değil arkadaşlar. Bu sadece havas e, kelimesi aslında seçkinler demek, elitler demek. Esrar da gizem ve sır demek. Aslında Esrar havas seçkinlerin, elitlerin sırrı anlamına geliyor aslında bu noktada baktığımızda. Neden Kitap kapağında böyle bir görsel var. Çünkü ki. kitap kapağındaki zat aslında o seçkinlerden birisi. Tutankamun 18. Hanedan evet. Firavunlarında az önce konuştuğumuz o Mısır tarihindeki evet. Yeni Krallık dönemindeki 18. Hanedan Firavunlarında Tutankamun kendisi tanrının soyundan gel geldiğini iddia eden bir soyun devamı. E, bu yüzden kullandım. Kitabın devamı da geliyor tabii ki. O bağlantıları devamlı da kuracağız kitabın içerisinde. Son söz. insana, medeniyete, insan dışı formlara, kainata dair İsmail Bartlak ne der? Merak etmekten asla vazgeçmemek lazım. <laughs> merak ilmin hocasıdır, öğrenmenin de yarısıdır. Ne güzel. Bu noktada merak etmekten, araştırmaktan, sorgulamaktan asla vazgeçmeyelim. Her bilgiyi de direkt doğruymuş gibi kabul etmeyelim. Bizim şu an söylediklerimize dair. Biz de yanılabiliriz, biz de insanız. Bizim yorumlarımızda da hata olabilir. Arkadaşlar kendi araştırmalarını ve sorgulamalarını yapsınlar. Ama asla ve asla merak etmekten vazgeçmesinler. Einstein'ın bir sözüyle kapatalım. Bu merakın e, sebebine der belki size de bir fikir verebilir. Ben de İsmail Bey'den öğrendim. Tanrı'nın düşünme biçimini anlamak istiyorum Aa, demiş. Müthiş Bak, çok müthiş bir cümle hakikaten. Ta, yani tüm bu keşifleri yaparken, bu kadar formüllerin içinde gezinirken dolaşırken. Motivasyonu bu. Motivasyonu Tanrı'nın düşünce biçimini anlamaya çalışıyorum diyor. Müthiş bir tespit gerçekten. Müthiş bir cümle, müthiş de bir son oldu bu program için. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz sizi yine görmeyi isteriz yayınlarımızda. Evet. Yine yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Esrar Havası okuyun, alın lütfen. Ee, i̇zlediğiniz için de hep olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.